Herkese merhaba. Bundan böyle 15 günde bir Bozcaada TV'de yeni bir programla sizlerle olacağım. Programın adı Kitaplarda Bozcaada. Bu programda birçok Bozcaada'ya dair kitabı konu edeceğiz. Bozcaada kitaplığı yıllardır yazılan bu kitaplar sayesinde mutluluk verici bir şekilde genişliyor. 1970'lerde Saadettin Ergin'in yazdığı Bütün Yönleriyle Bozcaada kitabı, Kazım Işıktaç'ın yapmış olduğu çalışmalar, broşürler, ufak kitapçıklar. Günümüze kadar birçok kitap geldi. Bugüne kadar onlarca kişi adanın tarihi, bağları, mitolojisi, geçmişi, bugününe dair yazılar yazdı. Kitaplarda bunları bir araya getirdi. Bozcaada romanlara konu oldu. Bendeki kayıtlara göre içinde Bozcaada geçen kitaplar 50'ye ulaştı. Kiminin yazarı öldü, kiminin baskısı yok. Kimi pek bilinmedi, kimi ise defalarca yeni baskılar yaptı. 2024 yılında, bugün 11 Ocak 2024, 2024 yılında bir aksilik olmazsa 15 günde bir toplam 25 kitaba bu programda yer vermek istiyorum. Adaya dair yazılmış kitapları bir şekilde sesli ve görsel olarak da en azından bu programlarda tanıtmak istiyorum. Bunu çok kıymetli buluyorum, bu yayınları, kitapları. En azından bu yayınlarla da bir arşiv oluşturmak niyetindeyim. Bazen yazarıyla, bazen yayıncısıyla, bazen editörüyle, bazen de kitap üzerine uzun uzun konuştuğumuz okuyucularıyla bu yayınlarda buluşacağız. Kitaplarda Bozcaada programının ana destekçisi Aral Tatil Çiftliği oldu. Sevgili Ahmet abi, Ahmet Aral'a, Arzu Aral'a ve Ülker Aral'a destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Simyon Meyhane'de bir yıl boyunca yayınlanacak bu programımızın tamamında reklam vereceğini açıkladı. Uğur Mutay arkadaşıma da yine çok teşekkürler ediyorum. Başka reklam vermek isteyen ada, kültür ve kitap dostları varsa lütfen benimle iletişime geçsinler. Önümüzdeki programlardan itibaren onların da reklamlarını ekleriz. Ayrıca bu yayını beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için önemli. YouTube chat ekranından da mesaj ve sorunuz olursa memnuniyetle yayında yer vermek istiyorum. YouTube chat ekranına bunları yazabilirsiniz. Şimdi ilk yayında konuğum olacak Tarih Denizinde Bozcaada kitabının yazarı, araştırmacı, özellikle deniz ve adalar üzerine de çokça yazısı ve üretimi bulunan sevgili dostum Can Yücel'i yayına davet ediyorum. Can merhaba. Merhaba abi, iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Bugün bayağı İstanbul soğuk. Yani ev nedense ısınmadı bir türlü. Bekliyorum ısınsın diye. Ama iyi. Sen Marmara Adalısın ama şu anda İstanbullusun. Aynı zamanda bir deniz sevdalısısın. Yayına bir seni tanıyarak başlasak, kısaca Can Yücel kimdir? Bir izleyicilerle paylaşabilir misin? Tabii. 1985 doğumluyum. Marmara Adası. Adım Can Yücel. 5 yaşına kadar Marmara Adası'nda yaşadım. 5 yaşından sonra hem eğitim olanaklarının hem iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle ailemle birlikte İstanbul'a geldim. Bütün öğrenim hayatımı İstanbul'da okudum. Fakat adayla hiç bağımız kopmadı. Her yaz tatilde ya da her sömestr tatilinde Marmara Adası'na yolculuklar yaptım. Bu yolculuklar esnasında tabii deniz yollarının gemilerini kullandık bolca. Türkiye Denizcilik İşletmelerinin birkaç tane vapurunu kullandık. İşte Tekirdağ, Avşar, Marmara gemileri. Bunlar da zamanla özelleştirilerek elden çıkartıldığı için ve gemisiz kaldık. Tüm bu özlem duyguları içerisinde gemilerle ilgili bir şey yazmalıyım, bir şey yapmalıyım diye düşünmeye başladım. Zamanda tarih 2012 civarı. Ama bir taraftan da çocukluğumdan beri adayla ilgili bir şeyler biriktiriyorum. 7-8 yaşlarında herhalde başladım. İleride bir şeyler üretecekmişim demek ki bayağı bir şey biriktirmişim. Marmara Adası ile ilgili üretimler yapmak istiyorum. Bir arkadaşımla yine Marmara Adası'nda yaşayan evi bulunan Zafer Yalçınpınar adlı bir arkadaşımla bir söyleşi yaptık. Benim bu adayla ilgili ilgimden
etkilendi zaten ve bir söyleşi yaptık. Bunu en önce kendi blog sayfasında bir edebiyat blogu var. Yani orada, en önce orada paylaştık. Daha sonra biz bunu İstanbul Prens Adaları'nın Adalı Dergisi'ne gönderdik. Böylece Adalı Dergisi'nin varlığından haberdar oldum. Sonra Zafer dedi ki, sen bir şeyler yazmak istiyorsun. Bak Adalı Dergisi'ne bir yazı yaz, gönder bakalım ne diyecekler. O zaman elimde biriktirdiklerimle Marmara Adaları'nda Kancabaş Balık İstanbul'u ile ilgili bir yazı yazmıştım. Sonra onu gönderdim. Ve oradan şöyle bir cevap geldi. Yazılarımızı bekliyoruz. Bu çok güzel bir şeydi benim için. Çok kamçılayıcı oldu. Ve yazmaya başladım düzenli bir şekilde. 2015 yılından beri yazıyorum Adalı Dergisi'nde. Ve orada yazılar birikmeye başladım. Buradan başka nereye geçeyim Mustafa? Nasıl devam edeyim? Şöyle, oradan aslında Mendire'ye de uzayan bir yolculuk var. Bir de evet. Öncesinde seninle çok konuşmadık ama Marmara Adası'yla Bozcaada'yı aslında birbirine bağlayan bazı kişiler, bazı insanlar, bazı olaylar var. Bunu da aslında konuşmak istiyorum. Bu konuya nasıl geldim? Dün bir vefat haberi verdin bana. Aslında oradan geldim. Belki izleyenlerden bilenler yoktur, haberi olmayanlar yoktur. Belki sen paylaşmak istersin. Oradan da konuyu aslında Marmara Bozcaada hattına birazcık getirebiliriz. Sonra da kitaba doğru geçeriz, olur mu? Tamam. Yine tabii bu Vosos otomobilleriyle ilgili bir merakımız var. Çocukluğumuzdan kaynaklı. Hani bütün çocuklar Vosos sever ya, böyle bir şey. O vesileyle seninle tanışmış bulunduk. Kadıköy'de güzel bir kafeteryada seninle oturup sohbet ettik. Sen de Bozcaada ile ilgili bir dergi çıkarttığını anlattın. Bir anda biz araba muhabbetini bırakıp ada muhabbetine başladık ve hiç ummayacağım yerlere getirdi beni bu Bozcaada muhabbeti. Çok güzeldi aslında. Ben de bir şey yazmak istedim sana. Yalnız senin şöyle bir o zaman şartın vardı. Can, bu dergi ada dergisi tamam ama Bozcaada'nın dergisi. Burada sadece Bozcaada ile ilgili yazılar yayınlamak istiyorum. Eğer öyle bir yazı yazabilirsen tabii ki paylaşırız. O zaman böyle söylemiştim. Ben de düşündüm, hani Bozcaada ile ilgili hiçbir bağlantım yok. Daha önce de gelmemiştim. Evet. Hiç de gelmemiştim. Gelmeme de sen vesile olursun böylece. Bizim Marmara Adası'nda cefakar veli kaptanımız var. Ben çok çocukken vefat etmişti ama ben hep ailemden onun hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Onun aslen Bozcaada'lı olduğunu biliyorum. Onu anlatmak istedim. Sen de tamam dedin. Çünkü Bozcaada'nın köklü bir ailesi, Yakar ailesine mensup. Kendi abisi de hani sizin Halil Yakar'ınız, meşhur Yakar kaptanınız. Dolayısıyla ikisini de anlatan bir yazı anlattım. Marmara Adaları'nın veli kaptanıyla. Ve böylece Bozcaada Mendirek dergisiyle de okuyucularıyla tanışmış oldum. Ondan sonra da düşündüm, ben buraya yazmalıyım dedim yani. Bu ada kültürü sadece Marmara Adası'nın kültürü olmamalı. Bozcaada'ya da bir şeyler üretebilirim. Zaten sahaflara sürekli girip çıkıyoruz. Bir şeyler biriktiriyorum Marmara Adası'yla ilgili. Bu sefer algıda seçicilik oluştu. Bozcaada'yla ilgili bir şeyler de bulduğum zaman mutlaka alıyordum ve onlardan bir şeyler üretmeye çalıştım. Can, böyle araya böyle. Tamam. Sahaflara giriyorum çıkıyorum derken bir mesaj geldi. Hemen ekrana verelim de ortak bir dostumuz. Süleyman Güner, Bozcaada sevdalısı, efemera meraklısı, iki araştırmacı kişiyi görmek heyecan verici demiş. Çok selamlar gönderiyoruz kendisine. Selamlar Süleyman abi. Güzel bir ekranlarda bulunuyorsun. Tabii, bizler de bulunuyoruz. Ben de bulunuyorum. Farklı şeyler biriktiriyoruz ama senin işine yarayacak şeyleri ben seninle paylaşıyorum. Benim işime yarayacaklar oldun mu? Sen benimle paylaşıyorsun. Seninle tanışıklık hikayemizde aslında birazcık o kibrit kutusu reklamı, üzerine biraz Vosvos muhabbeti, biriktirme, ada kültürü, hepsi bir ortak bir yerde buluştu. Sonra da pek de kopması mümkün olmadı çünkü bağlayan tek bir şey olmayınca, bir sürü şey olunca bunun etrafında da yeni yeni arkadaşlıklar, işte Süleyman abi gibi, başka arkadaşlar, Muharrem Hoca gibi diğer arkadaşlarımız da eklendi, Türkan ablalar, Necdet abiler. Daha da genişleyen bir hale evrildi aslında.
Peki Mendirek'te yazmaya başladın. O dönem işte yeni üretimlerde bulunuyordun dergiye. O dönem bir de Ada Rüzgarı, aslında bu konu, bu şeyimizin, yayınımızın konusu değil ama bir Ada Rüzgarı serisi yaptık seninle. Konuyu biraz da Ada Rüzgarı'na getirebilir misin? Tamam. Deli Kaptan mevzusunu bitirmeden önce anmam gerekiyor. İşini dün kaybettik. Yani Marmara Adası'nda vefat etti. Ruksan Yakar. Ruksan teyzenen Veli Kaptan'ı çok dinledim. Ağlaya ağlaya anlatmıştı bana. Sonrasında onlar tabii kitaba girdi. En önce Tarih Denizi'nde Bozcaada'ya, daha sonra da esas gemilerle ilgili üretmek istediğim kitaba girdi ki en büyük, en uzun bölümlerden birisi oldu Veli Kaptan. Tekrar eder misin Can? Ruksan Hanım'ın vefatıyla ilgili arada bir ses gittik. Bazen sesin az geliyor. Daha yüksek bir sesle. En azından bu bilmeyenler için de öğrenilmiş olur. Veli Kaptan'ın hanımı Ruksan Yakar dün vefat etti ve yarın cenazesi Marmara Adası'ndan kalkacak. Veli Kaptan'la ilgili bir şey yaptığım için ben de çok mutluyum. Çünkü kendisi de bu kitabı okuyarak vefat etti. Benim için çok kıymetli o yüzden. Işıklar içinde uyusun diyorum. Bütün ailesine sabır diliyorum. Evet, Yakar ailesine, Allah rahmet eylesin. Sabırlar. Yalçın ve Yakar sülalelerine, Marmara Adası ve Bozcaada'daki akrabalarına başsağlık diliyorum tekrar. Peki, Ada Rüzgarı'na geçeyim istersen. Tamam. Ada Rüzgarı, ben şimdi tabii şeyden sonra, Veli Kaptan yazısından sonra kendi adamı anlatmak istedim. Sen de olur demiştin. İlk yazı Marmara Adası'yla başladı diye o Ada Rüzgarı yazı dizisine evrildi. Yani oradan da bir üretim meselesi çıkarttım. Seni kutluyorum. Aslında şöyle, biz dergi Bozcaada dergisi ama her sayısında evet, Türkiye'de üzerinde yaşam olan adalardan birer adalı veya sonradan adaya yerleşmiş, kendini adalı hisseden ya da orada doğmuş ama oradan ayrılmış insanlar kendi adalarını anlatsınlar gibi bir fikir ürettik seninle. Ortaya çıkmıştı. Aynen öyle. Olur mu, olmaz mı derken sonrasında ben ulaşabildiğim adalarda yazar adayları bulmaya çalıştım. Kimisi profesyonel yazardı, kimisi daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Böylece hem farklı adalarda dostluklar edindik, hem de yazılar biriktirdik. Farklı dünyaların insanları, farklı adalardan bize çok farklı öyküler anlattılar. Bu şekilde 12 tane yazı birikti, 12 tane adaya ulaştık. İlkinde 6'şar ada bölüşmüştük yanlış hatırlamıyorsam. 6 adanın yazarını ben bulmuştum, 6'sını sen bulmuştun. Bu şekilde birleştirdik. Sonra sen bunları kitaba dönüştürmeyi istedin. Çok şeydi, spesifik bir şeydi çünkü. Daha önce ben hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu. Can, bunları bir kitap yapalım mı? Ya da yapmayı düşünüyorum demiştim. O zaman çok heyecanlanmıştım. Ben çünkü kitap yazmak için yola çıkmıştım ama kendi kitabımı yazamadan bir anda elimde bir tane Ada Rüzgarı kitabım oldu. Sonrasında daha Tarih Denizi'nde Bozcaada oldu. Yani benim için çok büyük sürprizlerdi bunlar. Şanslıyorum onu da. Senden tanışmam çok büyük şans benim için. Ada Rüzgarı'nın ilki iki baskı yaptığı İstanbul'da çok güzel bir kalabalık bir imza günü, bir Bozcaadalılar ve diğer adalardan gelen insanların buluşması haline geldi. Sonra Bozcaada'da sevgili Eyüp Han'ın, senin, Zehra'nın geldiği bir buluşma, Neşet abinin ve diğer adalıların orada olduğu bir nefis bir buluşma oldu. Sonra pandemi ne yazık ki aramıza girdi. Yoksa biz onu her sene farklı bir adada o buluşmaları yinelemek niyetindeydik. Bir adalar köprüsü kuralım, bir adalar kültür köprüsü kuralım niyetindeydik. Ama pandemi bizi birazcık uzaklaştırsa da kitabın ikincisini de yaptık. Başka bir yayında detaylı olarak bahsederiz ama en azından Ada Rüzgarı hikayesini senden dinlemiş olduk bu anlamda. İki kitap çıktı Ada Rüzgarı serisinden. İlk kitapta 12 ada, ikincisinde 13 ada. Belki bir üçüncü kitap çıkar mı bilmiyorum ama ikincisi ne yazık ki çok üzücü bir deprem yaşadığımız için, depremin hemen ertesinde çıktığından imza günü bile yapmak, biliyorsun, içimizden gelmedi. Fakat önümüzdeki haftalarda belki önce İstanbul'da, yaza da Bozcaada'da, belki başka adalarda da
imza günleriyle kitabımıza gecikmiş de olsa bir imza günleri serisi yapmayı da planlıyoruz. Onu da buradan duyurmuş olalım. Birkaç tane yorum var. İstersen ekrana onları alalım. Ondan sonra tamam. Yavaş yavaş Tarih Denizi'nde Bolcaada'ya geçeceğiz. Olur. Yine Süleyman abi yazmış. Yazmaya ilk yüreklendiren kişi bile yazmanın Can için bir yaşam biçimi haline geleceğini tahmin edemezdi. Çok disiplinli, meraklı ve heyecanlı, yakından şahit oldum demiş. Çok teşekkürler Süleyman abi. Teşekkür ederim Süleyman abi. Çok sağ olun. Büyükada'dan Nilgün Öz Erdoğan, Büyükada'dan sevgiler, iyi yayınlar demiş. Süleyman abi çok yakından izliyor. İzlomanya birleştirir demiş. Evet. Gerçekten öyle. Doğru söylüyor. Doğru gerçekten. Peki Can, sana yani kitaba da geleceğim. Direkt dalıyorum aslında. Tarih Denizi'nde Bolca'da kitabı nasıl çıktı? Mendirek'te yazıyorsun, Adalı Dergisi'nde yazıyorsun. Bir yandan da kendi Marmara Adası'na dair aslında bir kitap planlıyorsun kafanda. Ama aklına birisi girdi ve sana Bolca'da kitabı yaptırdı. Yani bir Marmara Adalısı vatandaşa ilk kitabı Bolca'da kitabı oldu. Doğru. Bundan da bahsedeyim. Şimdi ben Adaya Yolculuk kitabı tabii 2014 civarında başladım bilgi toplamaya, Adalılarla sohbet etmeye ve arşiv taraması yapmaya. Marmara Adası ile ilgili kitabımı yazmaya başladım. Tabii gemilerle çok ilgili olunca Bozcaada ile ilgili de şeyler çıkıyor arasında. Bunları da biriktirmeye başladım bir köşede ve senin derginde de yani Mendirek dergisinde de fark ettiğim deniz, gemiler, ada üçlüsüne dair az makale vardı. Ben de bu boşluğu doldurabilirim belki diye düşünerek bu üç konuyu ilişkilendirdiğim makaleler yazmaya başladım. Bayağı da birikti aslında. Hani belki ileride ikinci baskısını yaparsak kitabın, çünkü burada 17-18 tane vardı, belki şu an 30 geçti sayısı. Ben de özellikle bu tarz konular seçiyorum. Aynı yayın çizgisini sürdürmek anlamında. Bu şekilde yazılar birikmeye başladı. Adı Rüzgar'ın kitabının da imza gününü yaptığımız gün ben öyle bir dilekte bulundum sadece. Hani dedim belki bir kitap da benim için yaparsın. Biraz böyle şey, şaka yolu söylemiştim. Sen bunu ciddiye aldın. Teşekkür ederim. Yaklaşık herhalde 6 ay sonra da benim kitabımı bastık. O yaz 2019 yazında. 2019'da bastık, evet. Haziran ayı. Mendirek dergisiyle tanıştığım 2017 senesi. Daha sonra Bolcaada'ya da geldim senin davetinden. Hemen 2019'da da Tarih Denizi'nde Bolcaada. Evet, aslında çok güzel yazılar var tabii burada. Evet, peki kitap tam olarak neyi anlatıyor? Biraz içindeki yazılardan bahsedebilir misin? Yani neler var? Gemiler var, deniz insanları var ama birazcık yazı başlıklarından da yola çıkarak böyle kısa kısa bahsedersen çok memnun olurum Can. Kitapta tabii ki Bozcaada'nın yakar kaptanını anlatmasak olmaz. En başta yakar kaptan var. Onun da yapılmış olan bir röportajdan da yararlanarak çok güzel bir şekilde yazmaya çalıştık Yakar Kaptan'ı. Daha sonra Yakar ailesinden çok teşekkürler geldi bu konuda bana. Sağ olsunlar. Bizim ailemiz çok güzel anlatmıştı. Çok teşekkür ederiz demişlerdi. Hani benim için de bir güzel bir şeydi. Veli Kaptan tabii ki ilk makaleyle girmiş oldu. Daha sonra bu tabii kitaplığımda benim denizle ilgili, balıkçılıkla ilgili ya da dalışla ilgili çok kitap var. Çocukluğumdan beri aldığım için ve ailem tarafından da hani bana alınan kitapları biriktirdiğim için. İçlerinde Bozcaada ile ilgili şeyler aramaya başladım. Bir şeyler yazabilirim diye. Şerif Sopular'ın bir dalış kitabı vardı. Onun içinde Bozcaada'da yapılan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir balık avı müsabakası buldum. Ve onu kaleme aldım. Bu da güzel bir yazı oldu. Daha sonra o bana başka kapılar açtı. Saadet Kuleyli. Arif Ertik de var orada. Balık avı yarışmasında.
tanıştık. Balık Adamlar Kulübü'nden. Yani. Ya ondan daha sonra tanıştım. Onlara da bir röportaj yapmıştım. Burada onunla ilgili de bir hikaye var mesela. Böyle konular birbirini aslında kovalıyor. Her yeni insanla, her yeni hikayeyle başka bir hikayeye evriliyor. Nimet Ünal'ın öyküsü var. Benim için de çok kıymetli. Çünkü Türkiye'de iki elin parmaklarını geçmez sayıda çektirme kaldı. Belki daha çok olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki. Karadeniz çektirmesi. Nimet Ünal. Bozca'da ilk geldiğim gün mendireğin üstünde bir çektirme gördüm. Çok şaşırmıştım. Yani iner inmez iskeleden belki de onun yanına gittim. Öyle olmuştu. Tamir Bey'in. Tamir Bey'in. Tamir Bey'in çektirmesi. Evet, onu Bolcaada'daki Tamir Bey'in çektirmesi 15 yıl kadar aşağı yukarı Bolcaada'daydı. Evet. Marmara Adası'nda kime gitmişti Can? Marmara Adası'nda da yine bizim kaptan, benim de akranım bir arkadaşım var. O çok ilgilenmişti. Babası da ahşap ustası ve tekne tamiratı yapardı. Bence emin ellerde şu an ve çiçek gibi bakılıyor Nimet'i daha hakikaten. Hatta şu anda karada galiba kısaklaması yapıldı. Altını temizliyorlardı. Nimet Ünal Marmara Adası'na gitti. Böylece Bozcaada'dan Marmara Adası'na bir köprü yağı oluşturdu. Ve onun öyküsünü tabii kaleme aldı. Galiba 1942'de inşaat tarihi. Şimdi yazdığım şeyleri bazen ben unutuyorum. Çok şey olunca. Nimet Ünal'ın öyküsü burada. Engin Denizler'de Bozcaada demişim. Başlık seçerken bazen zorlanıyorum. Bazen uzun şeyler yazıyorum. Ama burada da Bozcaada ismini taşıyan gemiler var. Gerek bizim ticari bahriyemizde, Türkiye'nin ticari bahriyesinde, gerek askeri bahriyede veya işte dünyanın başka ülkelerine ait özellikle İngiliz savaş gemileri orada dikkatimi çekmişti. İngilizlerin bu arkeolojiye ve işte mitolojiye düşkünlüğünden olsa gerek. Tenedos ismi taşıyan çok gemi var İngilizlerde. Ve bunlar savaş gemisi. Bu gemileri toparlamıştım. İşte bizim mesela son feribotlarımızdan bir tane Bozcaada. O da geçen sene galiba Ali Ağa'da söküme gitti. Dergide bu konuyu yazarken de onun fotoğrafını paylaşmıştık. Galiba yarım sayfaydı fotoğraf, yarım sayfada yazı şeklinde. Güzel bir feribottu. O bizim galiba Hasköy Tersanesi'de ya da Camialtı Tersanesi'de yapılmıştı. O da ne yazık ki artık tarih oldu. Ve Mendirek Dergisi'nde Bozcaada'nın da güzel bir fotoğrafı var. Arşivlik bence. Gerçekten. Ankara'nın güvertesinde kurama. Sırayla gidiyorum böyle peş peşe. Evet, benim de önümde. Ben de şu anda bu da Saadettin Aygen'in bir kitabını bulmuştum heyecanla. Sana fotoğraf atmıştım. Böyle bir kitap buldum. Çok güzeldi. Sen de bende de var demiştin. Ama sonrasında ben içinden bir şey üretmek istedim. Çünkü çok inanılmaz güzel bilgiler vardı. Bozcaada ile ilgili herhalde en kapsamlı yazılmış kitaplardan biridir. Evet. Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine kadar bütün idari kadrolara kadar her şeyin olduğu adın ikliminden, işte nüfus yapısından, kültürel zenginliklerinden bahseden. Orada Saadettin Bey'in çocukluğundan kalan bir anısına cımbızlayarak o yıllarda işte Fener Adası'na bindirip batan bir yük gemisiyle ilgili bir makale yazmıştık. Kurama da sizin Bozcaada'da yapılan geleneksel şeylerden birisi. Çocuklar toplaşıp pilav, kavurma öyle şeyler alıp piknik yapıyorlar. Bir nevi imece usulü piknik. Bir nevi imece usulü piknik yapılıyor. Ama bunlar biraz geliştiriyorlar. Batık geminin güvertesine çıkıyor. Evet. Yarı batık gemi kayanın üstüne çıkmış. Onun üstünde kurama yapıyorlar. Bu da fırtına oluyor. Zor dönüyorlar. Yani biraz maceralı bir anıydı. Bunu yazmak istedim. Tabii sağ olsun Ali Bozoğlu gemilerle ilgili bütün yazılar. Muazzam bir arşive sahip tabii. Bizim destekçimiz. Yani ne istersen bugüne kadar aldın. Bütün yazılarda, kitabımda özellikle, bu kitapta da birçok fotoğrafta yardımcı oldu sağ olsun. Onun verdiği fotoğrafla
fotoğrafsız bir şekilde çıkmalı bu yazı. Ona çok seviniyorum. Çünkü çok eski gemilerin eski fotoğrafları bulunmuyor. Tabii bir de bazen işte koleksiyonerler veya arşiv sahipleri vermek istemeyebiliyorlar. Yani bunlar evet, olabiliyor. Ama bazen de Ali Bozoğlu olsun, Arif Ertik olsun, birçok kişi de kaynaklarını sonsuz açtı. Yine senin çok faydalandığın birisi vardı, ismini şu an hatırlayamıyorum. Vostos'u da olan Haluk Özözlü, hatırladım. Haluk Özözlü tabii, biraz onunla geleceğim. Evet, ondan da çok faydalandık. Sen özellikle faydalandın. Evet. Yani bu insanların arşivlerini açması işte bu kitapların veya dergideki yazıların veya makalelerin birazcık daha canlı hale gelmesini, birazcık daha görsel olarak da zenginleşmesine katkı sundu. Onlara da teşekkür edelim en azından programın bu bölümünde. Gerçekten teşekkür ederim paylaşımcı oldukları için. Çünkü dergi birazcık daha görsel bir şey. İnsanlar görsel fotoğrafa da göze de hitap eden şeylere de istiyorlar. Dergilerde olmasın. Kitabımızda da var birer tane fotoğraf her konu için. Bir gemi kalkar İstanbul'dan Bozcaada'ya. Bu çok önemliydi. Çünkü o aktif zamanda Türkiye Denizcilik İşletmelerinin gemilerinin İstanbul'dan kalkarak bizim adalarda dahil olmak üzere uğrayıp Çanakkale, oradan Gökçeada, Bozcaada kadar uzanan seferlerin olduğunu ve hatta Edremit'e kadar giden seferlerin bile Bozcaada'ya uğradığını, bununla ilgili tabii araştırmalarım esnasında bunların hepsini kitaplardan ya da işte diğer araştırmacı yazarların yazdıklarından öğrenip Mendirek Dergisi okuyucularıyla paylaşmıştım. Çok güzeldi. Hatta arşivimdeki yine gemi tarifelerinde Bozcaada ibaresi olan görseller kullanmıştık. Ve ilk defa iki sayfalık bir alan ayırmıştım bana ve çoğunluğu genelde tek sayfalık makaleler oluyor. Buna iki sayfa yarayılmıştı. Benim için de kıymetli. Ve bizim tabii Ayvalık Gemlik gemileri, onlar Marmara Adaları yanında yaşayan halkın göz bebeği gemiler. Onlar tabii gelip gidiyorlar. Çanakkale Sürat Postası seferi olarak geçiyor. Bu sefer gemlik gemisi Bozcaada'ya kadar gidiyor. Bu çok güzel bir yazı oldu benim için. Bir de burada bahsetmek istiyorum. Gizemli Balıkçı, bu tamamen benim merakım dolayısıyla ortaya çıkartmış olduğum bir şey. Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi, sevgili Hakan abinin, Hakan Gürüney'in yapmış olduğu Bozcaada Müzesi'nde bulunan fotoğraflarda bir fotoğraf dikkatimi çekmişti. Kale önünde balıkçı teknesi olduğunu düşündüğüm bir gemi ama çok eski bir fotoğraf. Tabii onun hikayenin peşine düştüm. Çanakkale Muharebeleri esnasında Bozcaada İngilizlerin deniz üssü olarak kullandığı için bütün gemiler orada ve işte Derobek'in karargahı orada kendi yatında da. Derobek'in yatından çekilmiş bir fotoğraftı bu. İngiliz Imperial War Museum arşivlerinden çıkma. Oradaki balıkçı teknesinin yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf üzerinden bordo numarasını okuyarak o geminin hikayesine ulaştım. Benim için hem çok heyecan verici bir şeydi bu. Bordo numarasını okudum, daha sonra internetten araştırma yaptım ve kime ait olduğuna kadar bulduk. Çünkü bu gerçekten sivil bir gemiydi. Ama Çanakkale Savaşları'nda mayın avlamak için İngiliz balıkçı gemilerini kullandıklarını yine deniz tarihçilerinden de bildiğim için bunun üzerine yoldanışmıştım ve gerçekten bir balıkçı teknesi çıktı. Bu şekilde gizemli balıkçı diye birazcık da gizem katarak bir makale yazmıştım. Çok güzeldi. Benim için çok kıymetli bir yazıdır. Ne kadar vaktimiz kaldı? Tamam, bunu anlatayım. Vakitle ilgili bir şeyimiz yok. Zaten 4-5 tane yazı kaldı anlatacağım. Arada Ezine Arıburnu gemileriyle ilgili de bir yazım vardı. Onu da söylemek lazım. Bozcaada tarihi için önemli. Bozcaada yolunda iki savaş gazisi yazısı. Onları anlatıyordu diye hatırlıyorum. Onlar bu kitapta var mıydı? Tabii. Dördüncü yazı. Bozcaada yolunda iki savaş gazisi. Evet, iki savaş gazisi. Doğru. Yine tabii ki Ali Bozoğlu'nun arşivinden çıkan Ezine Arıburnu'nun fotoğrafıyla. Çok güzel bir fotoğraftı ve hiç yayınlanmamış bir fotoğraftı o. Daha önce hiçbir yerde görmedim öyle bir fotoğraf.
direkt tepeden çekilmiş. Arkada Bolca'da kalesiyle birlikte. Zine Arıburnu 12 Eylül sonrasında adaya konan eski iki tane çıkartma gemisi aslında. Çıkartma gemileri Marshall yardımından İBE'yle gelmiş yerden. Daha sonra işte Bolca Adalıların talepleri doğrultusunda hükümet tarafından Bolca Adaya bu gemiler tahsis ediliyor. Öncesinde bir askeri çıkartma gemisi var. Onu da yazmak var aklımda ama sırada bekliyor. O askeri çıkartma gemisi kısa bir süre sonra gidiyor. Onun yerine Ezine ile Arıburnu çıkartma gemileri geliyor. Bunlar tabi tadil edilmiş gemiler, arkada yolcu salonu olan, işte rengi değiştirilmiş, baca rengi değiştirilmiş, bildiğiniz şeratları, vapurları, renklerine haiz gemiler. Bunlar tabi Bolcaada'nın ulaşımını bir anda geliştiriyor. İş makinesi geçemiyordu, eskiden geçmeye başlıyor, traktörler, kamyonlar, farklı büyük araçlar geçmeye başlıyor, nakliye olanakları artıyor. Bunlar artarken ama yerelde kullanılan tekneler de yavaş yavaş gözden kayboluyor. Bunu da göz ardı edemeyiz. Bunu da eklemiş olayım. Bolcaadalı Hasan Hüsnü Paşa ve Bahriyeli Ziya. İki tane önemli karakter. Bunlardan da bahsedip kitabı bu anlamda en azından kapatabiliriz. Bahsetmeni isterim. Bolcaadalı Hasan Hüsnü Paşa Abdülhamit devrinde 22 sene boyunca deniz kuvvetleri komutanı, yani kaptanı derya aslında olarak donanmanın başında bulunuyor. Bolcaadalı, hatta o dönemde Bolcaada'ya birçok şey yaptı. Bolcaada Mendireği'nin de galiba inşasını o tarihte başladığı, çok emin olmamakla birlikte ona atfediliyor diye biliyorum. Bolcaadalı Hasan Hüsnü Paşa ile ilgili bir şey daha var. Yanlış bir şey anlatmış da olmayayım. Hatırlamak için bakacağım. Tabii Beşiktaş Deniz Müzesi'nin kuruluşunu yapıyor. Türkiye için çok önemli bir şey. Bütün o padişahın kullandığı kayıplar, kazıntılar daha o dönemden diğer eserlerde koruma altında alınıyor. 22 yıl boyunca kaldığı için de gelir sahibi, çok hayratları var. İstanbul'un her yerinde belki çeşme, cami yaptırmış. Donanma dergisi çıkartıyor. Mecmuayı Fünunu Bahriye adında. Bunlar önemli şeyler Türkiye'nin denizcilik tarihi açısından. Bahriyeli Ziya'dan da biraz bahsedebilir misin? Evet. Şimdi Bahriyeli Ziya tam efemeretik gerçekten. Bahriyeli Ziya bir deneme olarak yazdım ben bunu. Bu hikaye zaten başında da söylüyorum hani biraz ayalıdır. Birazcık da kendim de denemek istedim. Daha önce böyle bir şey yazmamıştım. Çünkü biraz daha yaşanılan hikayeler peşinde düşüyorum. Daha kıymetli geliyor bana onlar. Yaşanmış öyküler, yaşanmış insanların hikayelerini yazmak. Bu fotoğrafı bir sahaf müzayedesinde bulmuştum. 1932 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 32 yıl olmalı. Askeri manevralar deniyor. Askeri tatbikat esnasında çekilmiş. Arkasında bir yazısı vardı. O yazıda işte iki kişinin ismi geçiyor. Bir Bolcaadalı, yani Bahriyeli Ziya, Bolcaada'da bir arkadaşına gönderiyor. Böyle bir, ben de arka planını dolduran bir yazı yazdım aslında. Evet, senin Mendirek dergisine yazdığın 16 tane yazıyı içeriyor aslında Tarih Denizi'nde Bolcaada. Ama sonrasında da sen dergiye belli dönemlerde üretimlerde bulunmaya devam ettin. Her sayıda olmasa da ama neredeyse çok arada bir yazmadın. Bunu yaparken işte bir kartpostaldan yola çıkıp adalı birilere ulaştın. Bir tekneden yola çıkıp işte Mustafa Kırlı ile konuştuğunu biliyorum. Sonrasında adaya da daha eskiye göre daha sık geldin ettin. Adaya geldiğinde de hepsini ziyaret ediyorsun. Bu görüştüğün bir şekilde kaynak olarak
sana yardım edenlere. Onları da belki de ismini anmak istersin, kısaca bahsetmek istersin. Yani hı-hı, sana o anlamda destek olanlar, bir şekilde kayıt oluşturmana katkı sunanlar, adada dostların, adada tanıdığın, hı-hı, insanlarla biraz bahsedersen en azından yayınımı bölümünde. Ondan sonra da son sorumu sorup yayını tamamlayacağız. Tamam. Tabii ki Bozcaada'da da Yakar Kaptan'dan başka kaptanlar da vardı. Bunlarla ilgili bir şeyler yazabilir miyim diye araştırma esnasında. Tabii Nedirek dergisinde okuduğum yazılar içerisinde bazı kaptan isimlerini öğrenmem de o kaptanların hikayelerinin peşlerine düşmüştüm. Bozcaadalılarla da görüşmüştük bu konuyla alakalı olarak. Tabii daha çok bu konularda ilk danıştığım isim Muharrem Hoca, Muharrem Yıldız Hoca. Hem bana adalılarla ilgili bağlantıları kurar hem de bildiklerini eksiksiz anlatır ki benim de ufkumu açmıştır bu konularda çok. Ona tabii ki teşekkür ederim buradan tekrar. Necdet Kaptan'ı yazmıştım mesela. Bu Necdet Kaptan'ın hikayesi daha sonra ona benzer hatırlayamıyorum. İşte o kadar çok yazı oldu ki bende de. Metin Yağcıoğulları'nın bir çizdiği kartpostaldan yola çıkarak bir aileye ulaştığını. Evet. Yani Metin Yağcıoğulları'nın sulu boyayla yaptığı zannediyorum. Çok güzel kartpostallar onlar. Yine sahaflarda gezerken bir kartpostal dikkatimi çekti. Satın aldım ve arkası yazılıydı. Yazılı olunca baktık yani böyle el yazısı gibi yazılmış ve küçük bir çocuğun elinden çıkmışa benziyordu. Sana nasıl danışmıştım? Galiba Mehmet Uysal Bey'di. Mehmet Bey'e ulaştım. Bozcaada'nın eski muhtarıydı. Evet, iki mahallede de muhtarlık yapmış. Onun vasıtasıyla da bu aileye ulaştık. Tülin Hanım tabii evlendikten sonra soy ismi değişmiş. Tülin Kayaalp imzalıydı. Tülin Hanım da sağ, ondan da görüştük. Çok duygulandı. Hani nereden bulduk dedi bu kartı. Tamamen tesadüf eseri. Hikayesini dinledim Tülin Hanım'ın. Bu kartpostalda cici anneciğim ve dedeciğim diye hitap ettiği kişilerin kim olduklarını sordum. Kendi öz dedesi değildi mesela. O da enteresan bir şekilde değişik bir hikaye evirdi. Dedelerini çok öncesinde kaybettiğince dedesiz değilmiş. O dede hasretiyle dinledim. Yakın akrabalardan biri, enişte, dede diyebilirsin demişler ailede. O da onu ithaf ederek dedeciğim diyerek ona kart göndermiş. Tabii gönderdiği insan da vefat etmiş. Böylece hepsini almış olduk. Tülin Hanım'ın babası, daha doğrusu dedesi Ali Kayalp, o da kaptandı. Yani Ali Bey kaptan, onu da almış olduk. Oradan da başka bir hikaye çıktı. Şimdi o da geldi aklıma. Yani bir şekilde adada kontakları da bulmanı sağladı aslında. Hepsi farklı, evet, kapılardı, farklı hikayelere evrildi diyebiliriz. Peki son olarak Can, şu anda yazdığın mecralar neler? Adaya Yolculuk kitabı çıktı, tükendi. Yeni bir kitap hazırlığındasın. Bu kitaptan bahseder misin? Mendirek'te düzenli olarak yazıyorsun. Adalı Dergisi'nde düzenli olarak yazıyorsun. Bir de beni çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi Çektirmeler'le ilgiliydi. Orada Bolca'da da sana, Bolca'da'yı da yazdın. O projeden bahsedersen, yeni kitabından ve hangi mecralarda seni takip edebilir izleyiciler? Ondan sonra da sona gelelim. Tamam, çok teşekkür ederim. Tabii Adalı Dergisi'nde 2015'ten beri yazıyorum ve devam ettim. Ara ara boşluklar var. Çünkü o zaman kitaplara yoğunlaşmam gerekiyordu. Bir taraftan profesyonel iş yaşantımda devam ettiği için bazen enerji bulamıyorsun hepsini bir anda yapmaya. Biraz Mendire'ye ara veriyorum. Biraz Adalı Dergisi'ne ara veriyorum. Ama eğer üretebilecek bir şey bulursam mutlaka yazıyorum. Özellikle Mendirek Dergisi tabii benim için kıymetli. Bozcaada ile ilgili bir şey, bir hikaye, bir ipucu yakalarsam mutlaka sonunu getiriyorum onu. Yeni yazılar da var aklımda. Bir iki sayı daha en azından ne yazacağım diye düşünmeyeceğim.
arada sırada deniz mecmuasına, yeni deniz mecmuası çıkıyor Bankuş Yayın Evi'nden. Arada sırada oraya makale, iki tane makale yazmıştım oraya. Denizle alakalı tabii ve daha çok Marmara Adası ile ilgili dediğim deniz yayken Marmara Adası ile ilgili yazılar bunlar. Mendirek Dergisi'ne yazıyorum, Adalı Dergisi'ne devam ediyorum. Bu arada Adalı Dergisi'nde bu ay 60. makalemi yayınladım. Ve bayağı uzun bir yazı yazdım. Benim çocukluğumda tanık olduğum, 13-14 yaşlarımda tanık olduğum bir konuydu bu. Türkiye'de Türk bilim insanlarınca yapılmış olan ilk su altı arkeolojik kazısıyla ilgili bir yazı yazdım. Profesör Doktor Nergis Günsen'in başkanlığında yürütülmüş 97-2004 yılları arasında. Bununla ilgili uzun bir araştırma yazısı kaleme aldım. Ve 60. yazıyla biraz ara vereceğim Adalı Dergisi'ndeki yazılara. Çünkü yeni kitapla yoğunlaşmak istiyorum. Tabii yazmaya başladım çok öncesinde ama yoğun bir şekilde artık yeni kitaba gireceğim. Yeni kitapta adaya yolculuk bittikten sonra ne yapmam lazım diye düşünürken tabii ki adaya yolculuk esnasında, yani adaya yolculuk kitabını anlatma, yazma sürecinde birçok Marmaralı simayı kaybettik. Özellikle bilgilerine başvurduğum, fotoğraflarını aldığım insanlar vefat ettiler. Ve adada yaşadığımız için bu insanların büyük bir çoğunluğu ya denizci ya balıkçı. Balıkçılıkla ilgili bir şey yazmak istiyorum zaten. Çocukluğumdan beri vardı kafamda. Marmara Adası'nın balıkçılık kültürünü anlatmaya karar vermiştim. Adaya yolculuğun imza gününün olduğu gün hatta. Artık bunu yazmalıyım demiştim. Onu araştırmaya başlayalım da tam 10 yıl oldu. Bence artık çıkması lazım. Çok şey birikti. Yoksa bitiremeyeceğim. Tekisinde 8 yılda bitirdim. Neler var? Birkaç tane başlık verebilir misin Can? İlginç. Ne başlıklar var? Balıkçılık kitabından mı? Evet. Daha önce hiç yazılmamış bir iki konu var. Mesela Yunus avcılığı. Bütün neredeyse Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde yapılmış. Ta işte 1970'lerin başına kadar. Sünger avcılığı var. Sünger avcılığı Bozcaada'dan gelen Yorgi Buday'ın babasının, yani Yorgi Buday'ın da Bozcaada'dan Marmara Adası'na geldiğini, sünger avladığını biliyoruz. Dimitris Dicozan'la böyle bir destek geldi. Sağ olsun, teşekkür ederim ona tekrar buradan. Sünger dalışları, adada kim sünger dalış yapmış? Biraz bu konuya eğildim. Güzel bir araştırma yazısı oldu aslında. Bunların hepsi böyle ayrı ayrı küçük küçük kitap olabilir ama Marmaris'in balıkçılığının tamamını anlatmak istiyorum. Bir referans konserve falan var galiba. Konserve balıkçılığı. Tam iki aydır ondan uğraşıyorum mesela. Bu hafta sonu bitirmek niyetindeyim artık. Bir Atatürk kitaplığına gideceğim. Cumartesi günü bir şeyler bakmam gerekiyor. Tuzlu balıkçılık ve konservecilik Marmaris'inde çok gelişmiş. Daha 1930'lara kadar dayanıyor. Tuzlu balıkçılık daha öncesinde de var. Marmara'da bunlarla Türklerin birlikte yaşadığı, yaşam sürdüğü dönemde de var tuzlu balıkçılık. Ama 30'lardan 50'lere kadar çok yoğun devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemde ve büyük buhranın olduğu yıllarda bile hiç durmadan bu ticaret devam ediyor. Bu tabii çok geniş bir şekilde ele alınıyor. Bütün Marmara Adası'ndaki yerel üreticiler var bunu da. Hatta bulabildiğim konservelerin etiketlerine kadar hepsi var. O yüzden ona çok güzeldi. İki aydır ondan uğraşıyorum. O bittikten sonra da yine balıkçı reislerini senin Bozcaada'da yaptığın gibi eski balıkçı reisleriyle bölümler olacak. Daha da gelişecek. Herhalde 2024 yılında kitabı göreceğiz mi? İnşallah. Mayıs ayı gibi bitirip editöre vermek istiyorum artık. Yazbaşı gibi yayınlamak niyetindeyim. İyi. Yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Marmara Adası'nın balıkçılık hikayesi. Peki evet. Bir de son artık çok kısa Çektirmeler kitabından biraz çok kısa bahseder misin? Çektirmeler kitabı da şöyle.
sosyal medyada bir grup kuruldu. Bizim Marmaras'ın Yunodu köyünden ağabeyimiz tarafından. Ben öyle hatırlıyorum. Galiba Yunodu köyünden ağabeyimiz kurdu onu. Türkiye'deki çektirmeler, Karadeniz takıları, motorlarla ilgili bir şey, sosyal medya hesabı. Orada bütün eski çektirme sahipleri, çektirme dediğimiz nedir? Denizin hamalı diye geçen 100 tonla işte 350 tona kadar üretilen, hatta küçük olanlar da mesela Nimet-i Hüda gibi 10 tonluk, 8 tonluk olan çektirmeler de var. Mesela Nimet-i Hüda bir çektirme, orijinal bir çektirme ve Türkiye'de kalan son çektirmelerden. Bu teknelerin Marmara Adası'nda tabii çok var, Karadeniz bölgesinde çok var. Orada bu gemilerle çalışmış ailelerin biriktirdikleri fotoğraflar, anılar hepsi oraya akmaya başladı. Büyük bir bilgi dağarcığı oluştu orada. Sayın Selim Ramazanoğlu bu işe el attı. 3,5 yıldır çalışıyorlar. Ve bütün Türkiye'deki çektirme envanterini çıkarttılar. Müthiş fotoğraflar, inanılmaz anılar ve bilgiler olacak bir şey, eser. 2 cilt olarak yayınlanması planlanıyor. Ben de oraya sormuştum. Hani zaten Marmara Adası ile ilgili ve Bozcaada ile ilgili yazdığım için bu adalarla ilgili yazı var mı elinizde? Yani bunları siz mi anlatacaksınız? Yani siz yazarsanız çok mutlu oluruz dediler açık açık. Ben de tabii ki yani yazarım dedim. En önce Marmara Adası'nı yazdım. Bozcaada ilk başta yoktu aklımda. Mutlaka onu da başkası yazmıştır diye düşünmüştüm. Sordum hani Bozcaada ile ilgili var mı elinizde bir şey diye. Çünkü yazmış olduğum konularda çektirmeler de var. Mesela Selimpaşa çektirmesi vardı şimdi hatırladım. Selimpaşa çektirmesi geldi aklıma. Benim yazılarımı kullanabilirsiniz demiştim. Sonra dedim ki ben niye yazmayayım? Teklif ettim. Kabul ettiler. Çok mutlu oluruz dediler. Daha sonra ellerindeki Bozcaada ile ilgili liman kayıtlarından çıkan çektirmeleri de bana ulaştırdılar. Ve bütün bunları benim kendi yazdığım yazılardaki çektirmeler, kaptanlarla da birleştirip bir Bozcaada bölümü yazdım. Yaklaşık 39 sayfaydı galiba Bozcaada kısmı. Marmara Adası da bir 40 sayfaya yakındı. Tabii o kitabın ebatı büyük olacağı için sayfa sayısı düşecektir ama bol görselli çektirmeler bölümü olacak. Hem Bozcaada hem Marmara Adası. Gönül isterdi ki Gökçeada da olsun. Belki Gökçeada'yı da başkası yazmıştır artık diyorum. Her şeyde yetişemiyoruz ne yazık ki. Bozcaada'ya dair yazdığını belki de küçük bir yani o kitap çıktıktan sonra ayrıca Mendirek Yayınları için de belki bir şey haline getirip olabilir tabii. Bir... Zaten tehlifi hani ben de bir kitaba bilabeder destek amaçlı yazdım. Hatta Selim Bey'den de söz aldım. İleride belki hazırladığım bu bölümü ayrı bir kitap olarak basabilirim diye. Tabii ki hani o sizin bildiğiniz bir şeydi. Öyle bir şeyimiz var. Bozcaada'dan da olabilir tabii ki. Neden olması çok güzel olur. Bozcaada'da Bozcaadalılar, adalı işletmeler, adanın kültüre dair ilgisi olan insanların da ilgileneceğini, belki de destekçilerin de çıkabileceğini, tabii, sponsorların da çıkabileceğini. Muhtemelen daha da artacaktır. Yani kaynak artacaktır diye düşünüyorum. Keşke biz de olsaydık diyenler çıkabilir. Marmara Adası'nda da çıkabilir ya da Türkiye'nin başka yerlerinde de çıkabilir. Tabii. Hala bilgi birikiyor orada. Yazışmaları görüyorum, fotoğraflar paylaşılıyor. Yani çok büyük bir sinerji var orada ve çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım, heyecanla bekliyorum. Ben de bekliyorum. Yani satın alabilir miyim kitabı onu bilemiyorum. Muhtemelen öyle bir kitap servettir. Muhtemelen şu anda. Evet, öyle olacaktır. Dudağım uçuklamıştı. Aslında maliyetini öğrendiğim zaman ama üstesinden geleceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin denizcilik tarihi açısından çok önemli bir kaynak eseri olacak. Can çok teşekkür ediyorum. Yayın öncesinde 25-30 dakika konuşuruz dedik ama 52. dakikaya vardık. Muhabbet nasıl attı ve yarım yarım. Bazen seni kesmek zorunda kaldığım anlar oldu. Kusura bakma. Çok arada ben de kesildim. Aslında onu da söylemek istiyorum. Marmara Adası'nda son 2 gün içinde 3 tane kayıp var.
Evet. Duygusal olarak çok etkileniyorsunuz. Çok sevdiğim bir adil daha rahmetli oldu genç yaşta. İsmail Aksu, ona buradan rahmet okumak istiyorum. Ailesini ve sevenlerine başsağlığı. Bir de Tarih Denizi'nde Bozca'da kitabının imza gününde beni yalnız bırakmayan, ilerlemiş yaşına rağmen yürüyerek gelen sevgili Cemal amcam da bugün rahmetli oldu. 89 yaşında, 86 oldu. Hatırlatmışsın ama çok önemli bir insandı benim için. Onu da kaybettik. Işıklarda uyusun maalesef. Bugün böyle yayını yapmak ya da yapmamak arasında araftaydım gerçekten. Etkilemiyor insan çok. Hepsi Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Veli Kaptan'ın değerli eşi Rüksan Yakar'ın da vefatı olması hem Bozcaada'lı açısından hem Marmara açısından da o da üzücü bir vefat. Evet. Arada birkaç tane yorum gelmiş, onları ekrana alacağım. Yine Süleyman abi yazmış, bana iki kelime verin dünyayı yerinden oynatayım diyen Can'a acaba birisi deniz ve ada kelimelerini mi fısıldadı diye düşünüyorum. Sağ olsun. Süleyman abi tam bir edebiyatçı tabii. Evet, evet. Hüseyin Durmuş, o da Yakar ailesinden gelir Hüseyin Durmuş da. İyi yayınlar dilemiş, sağ olsun. Süleyman Güner son notunda, tarihe düştünüz, her not sizi geleceğe taşısın, elbet kıymetini bilenler olacaktır demiş. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Atilla Bozdağ, Atilla abi yazmış, iyi ki yayın yaptınız, teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz Atilla abi. Evet Can, keyifli bir muhabbet oldu. İlk yayını seninle yaptım. Beni yalnız bırakmadığın, yayınıma katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Senden kısaca son sözlerini almak istiyorum. Ondan sonra da yayını kapatacağım. Biz bu arayı fazla açmayalım. Yoksa muhabbeti yarına kesmek zorunda kalıyoruz. Özleşiyoruz da. Sen uzaktasın Çanakkale'de, ben buradayım İstanbul'da. Adalar hep düşlerimizde. Adadan uzaktayız ikimiz de ama aklımız ikimiz hep adalarda. Her zaman söylediğim gibi hep söylerim. Şimdi de söyleyeyim. İyi ki adalıyız. Çok sağ ol Can. Çok teşekkürler. Yakında birkaç hafta sonra Mendire'nin yeni sayısı çıkmış olacak. Yeni üretimler, yeni yazılar, yeni heyecan, kış sayısı geliyor. Onun akabinde de belki İstanbul'da bir imza günü yapacağız bu yakınlarda. İnşallah. Onun da duyurusunu yaparız. Ayrıca program bir yıl boyunca sürecek, 25 bölüm. Mutlaka seninle belki yazarına ulaşamadığımız veya vefat etmiş birisi olursa belki seninle birlikte yeniden bir yayın yapmak çok isterim. Yakında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederim. Evet, kitaplarda Bozcaada programın ilkini izlediniz. Bu programda sevgili dostum Can Yücel bizimleydi. Tarih Denizi'nde Bozcaada. Bozcaada'nın deniz insanlarına, deniz yaşantısına, gemilerine, teknelerine ilham olan yazıların bir araya geldiği bir kitaptı. Can yazmıştı kitabı ve ilk programda da onu ağırlamak istedim. Beraber tahminimizin ötesinde uzun süren bir program oldu. Keyifli de oldu, iyi muhabbet ettik. 15 gün sonra yeni programda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.